sizlere bir örnek paylaşalım. Şöyle parmağımızla çıkarttık. Şu gördüğünüz blok içerisinde çalışan paslı motor suyu. Artık döküm blok çözülmüş komple içerisi ve bu gördüğünüz çamur gibi olan katık her yeri tıkayacak. Verimli bir soğutma meydana gelmeyecek. Şimdi dahası da var. Dahası sizi gerçekten üzebilir. Şimdi hemen devam ediyoruz. Müşterimize araçla ilgili bilgileri paylaşırken aracı sökerken bir sürü şey çıkabilir diye söylemiştik ki dediğimizde gerçek oluyor. Bakın yağ çubuğunun atmosferi, daha önce kırılmış bu yağ çubuğu ve sıvı contayla lak diye yerine tutturulmuş. Bu bir. İkincisi, termostat iptali yapılmış. İptali de çok başarılı bir şekilde yapmışlar. Ya böyle bir atmosfer ama şuraya bakar mısınız? Şu civatanın burada ne işi var arkadaş? Bu civata... Selamünaleyküm Formel Motors'un değerli aboneleri. Yeni bir araçtan herkese merhabalar. Aracımız Volkswagen Jetta. 1.6 Cay motor, 270 bin kilometrede. Bu araç bizlere ilk defa geldi. Araçla ilgili birçok arıza var, onları sizlere paylaşacağım. İlk olarak şu anda bakın aracımız geri viteste. Gaz veriyoruz, hiçbir hareket yok. DSG tüpüyle ilgili problem var. Hidrolik boşluk koruma arızası var büyük ihtimal. Gelen araçların birçoğu bu şekilde zaten. Şimdi hemen bir frene basalım. Bastık. Şimdi drive atalım. Basıyoruz. Hareket var. Bu DSG tüpüyle alakalı arkadaşlar. Geriye atıyoruz. Şu anda hareket var. Daha önce bu araçta mekatronik işlemi yapılmış ve arıza hala devam ediyor arkadaşlar. Maalesef mekatronikle ilgili işlem de yapsanız DSG tüpü güncellenmediği sürece bu arızaların önüne geçilmeyecek. Ve araçta diğer bir arıza, yağ sıcaklığı neredeyse 140 derecelere kadar ulaşabiliyor. Müşterimizin şikayeti aslında bu. Bununla ilgili de sizlere paylaşım yapacağız. Yağ sıcaklığı 1.6 caylarda çok önemli. Eğer antifriz, motor yağı, işte yağ tutucu, bunlardan eminsek, problem yoksa motora kadar gidebiliyor arkadaşlar. Bunlarla ilgili birçok içerikler var, izleyebilirsiniz. Geçen hatta 1-2 gün kadar oluyor, oto tamircim Kerem Usta bununla alakalı bir video atmıştı. Volkswagen Kedi 55 mi 58 bin kilometrede. Ona da buradan selam olsun. Onlar da paylaşmıştı. O araç sahibi de maalesef bunu ihmal etmiş ve hoş geldin. Maalesef motora kadar ilerlemişti. Bu araçta da bu atmosfer olabilir. Motor yağlanması, kırmızı yağlanması, eğer yanıp sönüyorsa bunun tedbirini alın arkadaşlar. Bu araçta da bu işlemi gerçekleştireceğiz. Yağ sıcaklığı şu anda teste çıktığımızda nerede olacak? Değiştikten sonra hangi konumda oluyor? Bunları tek tek sizlere paylaşacağız. Biraz rahatsızım, kusura bakmayın. O yüzden kısa kısa geçiyorum. Aracımızı test konumuna alacağız. Birazdan teste çıkacağız ve sizlere paylaşacağız. Hadi bakalım bu araçta neler var, hep beraber görelim arkadaşlar. Video sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Jetta aracımızı lifte aldık ve bir bir arızaları sizlere paylaşalım. Bakın hiçbir şekilde antifriz yok. Yedek su bidonu. Daha neleri var? Paylaşacağız şimdi bu araçla ilgili. Tek tek şöyle bir inceleyelim bakalım aracımızda gözle görülür neler var. Bidonun içerisi. Ve şuraya bakın. EGR'den gelen boru boşta. Buradaki kelepçemiz ikisi yan yana koyulmuş. Buraya takan yok. Soğutucuyla işlem yapılmış denildi ama yapılmış mı yapılmamış mı bilmiyorum. Hiç yapılmışa benzemiyor. Termostat büyük ihtimal içeriden sökülmüş, bilmiyoruz. Termostat bu arabada iptal denildi arkadaşlar. Birkaç kez kontağı kapat aç Barış. Şimdi şu kısımda eksiklerimiz var. Bakın burası yırtık. Aynı şekilde burayla ilgili bir işlem var. Aracı inceledikçe problemleri görebiliyoruz. Enjektör keçesi aynı şekilde terlemiş. Trigger kapağı yerinde değil. Dışarıda duruyor. Triggerle ilgili işlem var mı yok mu bilmiyoruz. Bu araç bizlere ilk defa geldi. Bu tarz arabalar, yani ilk defa gelen arabalarda maalesef çok sorun yaşıyoruz. Tespiti vesaire. Buradaki borumuz boşta dedik. Altta paylaşacağım. Şuradaki boruyu buraya körlemişler. Yani buradaki borumuz normalinde eksi pompadan gelen, pardon düzelteceğim bir saniye. Evet, eksi pompasının
Şu boru eksi pompasından değil, buradaki EGR'den gelen boru direkt buraya takılması gerekiyor. Eksi pompasından gelip buraya takmışlar. Şimdi aracı bir kaldıralım, bir de alt tarafını inceleyelim. Hadi bakalım şu aracı bir kaldıralım. Aracı kaldırdık arkadaşlar. Şöyle hemen alt tarafını sizlere paylaşalım. Hüseyin Kral da oturuyor orada. Nisa Otoservis. Hüseyin Bey, Hüseyin Celal Koç. Arkadaşlar bu araçta şu hortum boşta. Ya böyle bir işçilik olabilir mi ya? Şuraya bak. Yazık günah yani bu araca. Soğutma sistemini resmen iptal etmişler. Araçta yağ kaçağı mevcut. Ne taraftan geliyor hemen paylaşalım. Şu kısımdan artı burada bir ıslaklık var. Bununla alakalı da kontrolleri yapacağız. Aynı şekilde burası da aracın alt tarafı. Yağ soğutucunun alt tarafı. Yani bu araçta gerçekten bir işçilik gerekiyor. Mekatroniğin körüklerinin dibinde ıslaklık mevcut. Çok büyük bir arıza değil ama bunun için mekatronik sökülüyor arkadaşlar. Bu terlemeyle alakalı. Tamir takımları değişiyor. Biz bu aracı orijinaline çevirmemiz lazım. Bu eksi pompası net bir şekilde çalışıyor olması lazım. EGR'ye giriş çıkış olacak. EGR iptal olsa dahil su giriş çıkışı olması lazım. Yani su kanalını resmen iptal etmişler. Bu EGR'nin yenisi takılmadan bu araçta randıman alınmaz. Şu kısmı paylaşalım. Bakın şu, pardon, şu kısmı, evet, gördüğünüz gibi EGR'nin valfinin vakum hortumu da çıkartılmış. Araçta eksik bayağı işlem var maalesef. Trigger'le ilgili bilgimiz yok. Müşterimize atacağız. Aracın alt durumu da bu şekilde. Burada şanzıman civatası yok. Yani baksak bir sürü şey çıkartırız. Aksımızda kaçak var. Şimdi bazı araçlar, bu tarz araçlar yaptıkça problem çıkartan, yarın bir gün antifrizi koyduğumuz zaman maalesef ardı ardına bir sürü problem çıkacak. Çünkü uzun süredir antifriz kullanılmamış ve sağlıklı bir motor olduğunu zannetmiyorum. Motorun içiyle de ilgili problemler çıkabilir. Bunları şimdiden söylemekte fayda var. Ama bu işlemler yapılmadan da net bir şey söylemek çok doğru olmaz. Disklerimiz, disklerin durumu. Diskler de iyi değil arkadaşlar. Bu devede kulak önemli değil. Bir şekilde hallolur. Yeni değişim veya balata. Bakın arka balata diske dayanmış. Diski bozmuş zaten. Gördüğünüz gibi. Bakım yapılan yerler çok önemli. Burada aynı şekilde. Bu disklerle balatalar resmen çöp olmuş. Aracımızın durumu bu şekilde müşterimize paylaşacağız. Bakalım neler olacak. Sizlerle beraber göreceğiz arkadaşlar. Jetta aracımızda ilk olarak fren montaj işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Fren diskimiz gördüğünüz gibi. Şu kısımlar boyalı, paslanmaya geciktirsin diye. Kullandığımız ürünler hep birinci sınıf arkadaşlar. Diskin altını temizledik. Güzelce bakır pastayla yağladık. Fren balatalarımızın montajı tamam. Pastalarını sürdük. Eski diske bakalım. Ne durumda? Balataya bakalım. Balata resmen çalışmamış bile arkadaşlar. Şu kısımlar özellikle göründüğü itibariyle kenarlara hep bastığı için mükemmel bir fren tutuşu olacak bu araçta. Çünkü kullanılan ürün tabii ki de fren sıvısı da değişeceği için mükemmel bir şekilde fren performansını müşterimiz hissedecek. Bu tarafın da montajı tamam. Barış ustamız hepsini A'dan Z'ye toparlamış, yağlamış. Burayla ilgili işlemleri bitireceğiz. Sonrasında aracımızda hangi işlemler yapılacak onları da tek tek paylaşalım. Bakın buranın da montajı tamam. Barış'ım bunları biraz daha bu tarafa doğru yayalım. Buranın diskinin ve fren balatının montajı tamam. Diğer tarafla ilgili montaj yapmadık değil mi? Tamamdır. Buranın balatası kalmış arkadaşlar. Ve kaliper pimlerini de komple yağlıyoruz. Burayı yağlamadık. Montaja daha geçmedik. Ve fren sıvımızı değiştirip bu araçta diğer işlemlere koyulacağız. Diğer işlemlerden kastımız da hangisi? Soğutucuyu sökeceğiz. Soğutucumuz sökülecek. EGR'mizin montajı olacak. Bakalım aracımız ne durumda olacak? Detaylı bir şekilde, özenli bir şekilde toparlıyoruz. Hadi bakalım. EGR'mizi komple söktük. DSG güçlendirilmiş mekatronik tüp uygulaması gerçekleştirildi. Şanzıman yağımız
süzülüyor. Şöyle ilerleyelim. Aracın daha önce trigeri değişmiş arkadaşlar. Şu kısımdan devam ediyoruz ve şuradan daha net gösterebiliriz. EGR komple gördüğünüz gibi çıktı. Bu aracın yıkanması da yapılacak motorun. Müşterimiz yıkarttıracak arkadaşlar. Kendisine paylaşacağım. Daha önceki kaçaklar da olabilir buralarla ilgili. Şu kısma dikkat edeceğiz. Trigger kapağı tam net bir şekilde oturmamış. Trigger kapağını söküp üst taraftan bir kontrolünü yapacağız. Bakın çamur gibi yağ katran olmuş. Daha önce neler yapılmış bilmiyoruz. Ayrıca bu araçta ek olarak rotilleri değiştirdik arkadaşlar. Rotilleri paylaşacağız birazdan. Aksın körü yırtıktı. Buraları komple yağlamıştı. Körümüzü de zaten birazdan değiştireceğiz. Aksımız şöyle paylaşalım arkadaşlar. Aksımızın körü. Ve buranın da aynı şekilde rotili değişti. Muhammed'im rotiller nerede? Orada mı? Tamam geliyorum oraya doğru. Oraya doğru geliyorum. Bir işlemleri yavaş yavaş hallediyoruz. Şimdi EGR'imizi takmadan önce soğutucuyu da aynı şekilde işleme alacağız. Sonrasında aracımızın alt tarafta işlemlerini yavaş yavaş bitireceğiz. Şu gördüğünüz, şöyle tutar mısın Muhammed'im? Şu gördüğünüz rotiller yırtılmış arkadaşlar. Şu kısımlar özellikle paylaşalım. Aracın belki de hala orijinali kullanılıyor. Bilmiyoruz ki. 1K0 evet. Orijinal numaraları burada görebiliyoruz. Volkswagen logosu dahil var. Yani maşallah mı diyelim. Helal olsun mu diyelim. Orijinal rotiller. EGR'yi komple söktük. EGR'yi biliyorsunuz körlemişlerdi. Aracın üstündeki orijinal EGR. Büyük ihtimal soğutucudan EGR sistemine su verdiği için körlemişler. Yani iptal etmişler suyu. Ve turbo borusu çok önemli. Şu turbo geri dönüş contasını kesin ve kesin şu parça söküldüğü zaman değişilmesi gerekiyor. Bakın şu kısma dikkat edelim. Ve de şu kısma bakın. Burada üstünde boyalar söküldüğü için maalesef bu direkt kaçırıyor. Orijinal elimizde geri dönüş contası var. Bunu takacağız. Takarken şu contalarımızı da yenileyeceğiz. Şu da çok önemli. Bu Noring'leri tek satılmıyor arkadaşlar. Şu civata komple değişiyor. Bununla ilgili de kontrolleri yapacağız. Noring'leriyle ilgili. Ve DSG tüpümüz burada. Şöyle paylaşalım. Zaten Noring deform olmaya başlamış. Fren sıvısı tut geriden koyuluğu görebiliyoruz. Yani aracımızı baştan aşağı güzel bir şekilde toparlıyor. Ya bu korna nedir Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar bu sabır mabır yok millette ya. Şuraya bak. 2 dakika bekleyemiyor. Bam bam bam. Disklerimiz aynı şekilde toparlandı. Bu disklerin en son şu kısımlarının temizliğini yapacağız. Rotil sökülüp takıldığı için elimizden maalesef grez bulaşıyor. Onları hemen temizleyelim Muhammed'im. Unutmayalım. Şu rot başını da bir kontrol edelim. Gel bakalım. Bu rot başı da çok önemli. Getir bu tarafa getir. Körüklerde yırtılma varsa zaten direkt iptal oluyor arkadaşlar. Evet burada bir problem yok. Aksın yağı komple her yere bulaşır. Bir alt tıkama yapacağız dedik ya işte bu yüzden. Baratalarımızın işlemi tamam. Bizler şimdi ne yapacağız? Soğutucuyu sökme işlemine geçeceğiz. Tabii ki burada şanzıman yağımız ve mekatronik yağımız da değişecek. Sonrasında aksımızı toparlayacağız. Toparlamadan önce EGR'miz var. Şu soğutucuyu bir sökelim. Üstteki trigger kapağını bir alalım. Bu kısmı da sizlere paylaşacağız. Orada neler var? Sürprizler bizi bekliyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Sırada marşımız da var. Ses yapan. Gerçekten feleğin çemberinden geçen Volkswagen Jetta. Şimdi parçaları tek tek inceleyelim. Hala söktükçe arızalar karşımıza çıkıyor. İlk olarak motorun üst tarafını paylaşalım. Gel Muhammed'im. Bakın arkadaşlar bu araç müşteri şikayeti tut böyle abicim. Yağ sıcaklığı neredeyse 140 dereceleri buluyor demişti. Soğutma sisteminin içerisi şöyle bir sizlere bir örnek paylaşalım. Şöyle parmağımızla çıkarttık. Şu gördüğünüz blok içerisinde çalışan paslı motor suyu. Artık döküm blok çözülmüş komple içerisi ve bu gördüğünüz çamur gibi olan katık her yeri tıkayacak. Verimli bir soğutma meydana gelmeyecek. Şimdi dahası da var. Dahası sizi gerçekten üzebilir. Şimdi hemen devam ediyoruz. Müşterimize araçla ilgili bilgileri paylaşırken aracı sökerken bir sürü şey çıkabilir diye söylemiştik ki dediğimizde gerçek oluyor. Bakın yağ çubuğunun atmosferi
Daha önce kırılmış bu yağ çubuğu ve sıvı contayla lak diye yerine tutturulmuş. Bu bir. İkincisi, termostat iptali yapılmış. İptali de çok başarılı bir şekilde yapmışlar. Ya böyle bir atmosfer ama şuraya bakar mısınız? Şu civatanın burada ne işi var arkadaş? Bu civata herhangi bir yere gidebilir. Gitmese dahil, yani böyle işçilik olmaz. Bu termostat iptali böyle mi olur arkadaşlar? Yani termostat eski arabalarda işte kışın iptal ediliyordu. Pardon, yazın iptal ediliyordu. Kışın geri takılıyordu vesaire. Bunlar oluyordu eski arabalarda ama ya böyle bir işlem olmuyordu arkadaşlar. Şu manzaraya bakar mısınız? Sıvı conta her yerde. Şimdi bizler bu aracı toparlayacağız. İşte kendi haline getireceğiz. Antifrizi koyacağız. İşte bakımı dört dörtlük yapacağız. Bundan sonrası ne olacak? Tabii ki hep sürpriz. Bu antifriz yedikten sonra bu motor ne hale gelecek? Artık Allah bilir. Marş sınavımız geldi. Marş sınavının içerisindeki şöyle bir plastiğimiz değişti. Dişli komple sıyırmış arkadaşlar. Dişli değişti. İçeriyle ilgili işlemler yapıldı. Dişlimiz de çıkma orijinal bir şekilde toparlandı. Marşı takacağız. Ve akabinde soğutucumuz söküldü. Termostatı sizlere paylaştık. Soğutucu zaten yarın bir gün kaçıracakmış. Şu kısma bakar mısınız? Yazık, günah ya. Şu araçlara bakmıyoruz böyle. Ondan sonra işte Volkswagen alınmaz. Veya X bir marka aldık. Başımız dertten kurtulmuyor. Sanayiden çıkamıyoruz. Öyle böyle hep araçlara çamur atıyoruz. Hiç bakan var mı? Yok. Belki de müşterimiz bakıyor ama götürdüğü yer hiç araçla ilgili bilgi aktarmıyor. Yağını değiştir gönder. Yağını değiştir gönder. Yağ değiştir gönderdiğimiz sonuçlar böyle oluyor maalesef. Hala devam ediyor işlemler. Trigger kapağının olduğu bölümde söktük. Trigger değişmiş sözde. Ama trigerin olduğu bölüm hiç temizlenmemiş. Buralarla ilgili birçok işlem bizi bekliyor arkadaşlar. Yağ çubuğunu da değiştireceğiz. Soğutucumuza takılacak. Termostatı orijinaline geçireceğiz. Ve araçta antifriz dolum işlemi hemen yapılmayacak. Neler çıkıyor sizlere paylaşıyoruz. Hem de bunları müşterimize atıyoruz arkadaşlar. Bu aracı Allah'ın izniyle adam edeceğiz. Daha motor kulakları da var. İleriki boyutta ama önemli olan şu an tam manasıyla gerekli işlemleri yapmak. Diğerlerini biraz zamana bırakmak. Şimdilik bu şekilde. Sağ aks montajı, EGR montajı komple tamam. Alttaki su hortumumuzu taktık. Buradan EGR'nin şuradaki çıkış hortumuna gelen su hortumunu aynı şekilde takacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle bir problem var bu araçta. İlk önce çubuğu paylaşalım. Gördüğünüz gibi çubuk ne halde arkadaşlar? Şu kadar bir parça burada yok. Bir dakika Muhammed, hava yapma. Buradaki parçayı kartel içerisinde mi bıraktılar dedik. Dün akşam kamera saldık. Kartelin içerisinde de gözükmüyor arkadaşlar. Herhangi problem yok. Şimdi bir aracın yağ değişimini yapıyorduk. Ondan aldığımız yağı bu araca koyduk. Alttan açtık tapayı tekrardan. İçerideki su vesaire varsa komple kartelden dışarı atılsın diye. Bu güzel bir taktik. Bunu da yapmanızı tavsiye ederiz. Soğutucu işlemlerinde motor kartelin içerisine su gidebiliyor. Dolayısıyla elinizde bir araçtan süzdürdüğümüz yağ oluyor ya, hani yağ değişiminde. Bu yağı kullanıp süzdürebilirsiniz veya da 1 litre temiz bir yağ ile içerideki kartelin kalan su baloncuklarını vesaire dışarı atabilirsiniz. Şu kadar parçayı takmamışlar. Büyük ihtimal kırılmış, oradan çıkartmışlar. Yağ çubuğunun üstünde sıvı conta işlemi zaten var. Bir de şöyle bir mantıksızlık var bu araçta. Bakın burada bir okuyucumuz var. Şöyle paylaşalım. Ya fanın ya hararetin, tam hatırlayamadım. Büyük ihtimal radyatör çıkışının olması lazım okuyucusu. Hararet müşürü tarzında biri müşür, ikisi de aynı zaten. Radyatörün çıkışını burası okuyamıyor arkadaşlar. Burası boşta. Bildiğiniz hava giriyor. İptal etmişler ya bu EGR'yi. Bizler belki EGR'yi orijinaline çevirttirebiliriz arkadaşlar. Çevirmeseniz dahil, EGR iptalse su dolaşımı olsun, zararı yok, faydası olur. Yani sistemi iptal etmeye gerek yok. Mantıksız bir işlem zaten. Burası bomboş duruyor. Bizler şimdi alttaki hortumu taktık. Buradaki şu hortumu, şurada hortumumuz. Şu hortumu orijinaline çevireceğiz. Direkt oradan bu şekilde takacağız arkadaşlar. Şöyle gelmesi lazım. Yanlış bilmiyorsam bakacağız konumuna. Ve bunu aktif hale geçireceğiz arkadaşlar. Saçma sapan işlemler. Aracın marşını da taktık. EGR'yi de paylaşacağım alt taraftan. Yağ çubuğunu da sizlere paylaşmak istedim. Termostatımız, soğutucumuz kaldı.
Lakin ilk önce termostatı bağlayacağız. Termostatı bağladığımız zaman bol bir su dökeceğiz. Su döktüğümüz zaman da şu içerideki kalıntılar dışarı atılacak. Yavaş yavaş toparlayacağız bu şekilde. Yağ soğutucu, termostat ve sıfır yağ çubuğu montajımız tamam. EGR'nin buradaki borusunu komple buradan devam ettirdik. Yerine taktık arkadaşlar. Şu anda araçtan işlemleri yapıyoruz. Burayı toparlayacağız. Yeni motor yağımızı dolduracağız. Antifriz dolum işlemini sonra yapacağız. Bir normal saf süre bir temizliğini yapacağız bu sistemin. Sonrasında gerekirse bidonu da değiştireceğiz. Mazot filtremiz değişecek. Büyük ihtimal ilk başlarda paylaştığım yağ kaçağı, klimanın olduğu bölümdeki yağ kaçağı, bu yağ çubuğunun dibinden büyük ihtimal yağın buharıyla oraya dolmuş arkadaşlar. Bu aracın detaylı olarak motoru yıkanacak. Ondan sonra zaten tespitini yapacağız. Dediğim gibi partikül EGR vesaire oralarda zaten toparlandı. Şu kısım gayet başarılı oldu. Şu an her şeyi dört dörtlük bütün hortumları taktık. Sistemi orijinal haline çevirdik. Bir de şu alt tarafta bir tane demir borumuz var. Onun da ayağında şu kısımda cıvata yoktu bakın. Şurada cıvatamızı taktık. Bu önemli. Şurada bir omlut cıvata olacak. Umarım görünüyordur şurada. Onu da taktık yerine. Onu takmazsak ne oluyor? Bu şanzıman üstüne vura vura demir boru maalesef eriyor resmen. Sırada yağ dolum işlemimiz var. İlk olarak protektör koyuyoruz arkadaşlar. Mosuki. Bunu koyduğumuz zaman 4-5 kez bunu çalkalayacağız. Motor yağıyla beraber. Ondan sonra dolduracağız. Bir ayrıntı paylaşacağım. Bu kapak hep böyle açık kaldığı için kalıp almış. Ne kadar da yerine oturtursak kalıbına ulaşmıyor. İşte plastik böyle bir sıkıntı yapabiliyor. Tam yerinde takılması lazım. Sırada mazot filtremiz var. Antifriz dediğim gibi sonra dolduracağız. Yağımızı ilk olarak şunun içine dolduruyoruz. Doldur abicim. Paylaşalım. Direkt böyle bu şekilde Seratec olsun, Mosiki olsun bu katkıları direkt atmayın arkadaşlar. Bakın şimdi hemen bir örneğini paylaşacağım. Tamam yeterli. Bakın şöyle çalkalıyorum. Normalde ağzını kapatıyoruz ama yine böyle de gösterebilirim. Kapatmamız lazım. Olmuyor. Ver. Çalkala kankam. En az 5-6 kez dolduruyoruz bakın gördüğünüz gibi. Yine aynı şekilde akacak. Bu şekilde devam edeceğiz. Kelebek boğazına taktıktan sonra marşımıza hazır aracımız. Saatimiz şu anda 12'ye geliyor arkadaşlar. Jetli aracımızda yol testindeyiz. Yaklaşık 15-20 dakika oldu. Aracın tüm işlemleri bitti. Lakin ön takım bayağı problemli. Gaj güç sesler geliyor. Bugün günlerden cumartesi. Pazartesi günü aracın ön takımını da kontrol ettireceğiz. Bakalım ne var ne yok. Müşterimiz bilsin arkadaşlar. 15-20 dakikadır gazlıyorum. 140-140. Bir saniye şöyle AC'yi açalım. Camlar buharlaşmaya başladı arkadaşlar. Evet. Ve motor yağ sıcaklığı 100 dereceye kadar ulaştı. 105 dereceye kadar. Zaten 110'dan sonrası problem. Sabit stabil 140'ta 160'ta gazladığınızda zaten kendini gösteriyor. İçeride şu an antifriz yok. Antifriz olduğu zaman soğutma sistemi daha verimli çalışacak. Ve yağ sıcaklığımız neredeyse 105 civarında kalacak arkadaşlar. Bu kadar net konuşuyorum. Çünkü sistemi aktif hale geçirdik. Artık her şey stabil, güzel bir şekilde ilerleyecek Allah nasip ederse. Gece testine çıktık çünkü gece daha iyi oluyor. Yol sakin oluyor. Şimdi yarın pazar, aslında pazar günü de teste çıkılır otobanda. Lakin pazar günü herkes bir yerlere gittiği için arkadaşlar yine trafik olma riski var. Aracın ya lastiklerinde ya bilyalarında problem var. Uğultu geliyor. Öyle bir saçmalık var mı? İki arabada götümüze kadar girmiş. Bak şimdi biri sağdan, biri sağdan, biri soldan. Tövbe estağfurullah. Yani şimdi var ya ayıp olacak da plakasını göstereceğim. Neyse.
Şu an sizlere paylaşmak istedim arkadaşlar. Sport modda kullanıyoruz. Devir daha yüksek devirlerde vites atıyor. Drive modunda da kullanabilirsiniz. Biz drive'a dalalım, sorun yok. Yol boşken drive'da kullanabilirsiniz. Şu an 7. viteste bakın. Bir araç alev almış. Geri dönüş inşallah tıkalı olmaz. Şu an bakın. 130'da şu an sabit gazlıyorum. 98 derecede. İçeride şu an antifriz yok. Antifriz olsaydı daha verimli bir soğutma olurdu. Biraz böyle gidelim, sizler de görün. Soğutma sisteminde pas olmayacak. Yağ soğutucumuz pırıl pırıl çalışacak. Kullandığımız motor yağ verimli olacak. Bakın şu an bu gazlamada normalde sıkıntılı bir soğutma sistemi olsaydı yağ sıcaklığı yükselmesi lazımdı. Şu an habire soğuyor. Özellikle yaz sıcağında daha net belli olur bu olay. Gayet sağlıklı ve başarılı maşallah. Pazartesi günü ön takım kontrolünü de yapıyoruz. Pırıl pırıl bir şekilde antifrizimizi dolduruyoruz. Sizlere yine paylaşacağız. Şu an her şey yolunda çok şükür. Görüşmek üzere. Tüm işlemleri bitirdik arkadaşlar. Jetli aracımız şu an teslime hazır. Müşterimiz motor yıkamaya götürecek aracı. Alttan üstten komple bir de ön takım kontrolüne göndereceğiz. Ön takım yıkılıyor araçta. Bizler üstümüze düşeni yaptık. Her şeyi dört dörtlük tamamladık. Şu an ikinci yol testimizi de gerçekleştirdik. Antifriz seviyemiz şu alt kısımda, seviyeyi görebiliyoruz. Normalde seviyemiz arkadaşlar şuradan baktığınızda üst çizgiyi görebiliyoruz. Maksimum, minimum. Normalde seviyemiz burada olması lazım. Şimdi bizler yoldan geldik. Biraz daha dinlensin. Ve antifriz kontrolünü tekrardan yapacağız. Bu tarz durumlarda motor yağı ve antifriz ortalama bir bakım sonra, zaten motor yağı otomatikman değişiyor da, motor yağı ile ilgili bir problemimiz yoktu. Antifriz bir bakım sonra değişmesinde fayda var. Çünkü içerideki o pası antifriz bünyesini alacak. Aracın geldiği halini, yıkamadan geldiği halini sizlere paylaşacağım. Müşterimizin yorumunu da paylaşacağım. Eğer paylaşabilirsem bu videonun sonuna koyacağım. Paylaşamazsam hakkınızı helal edin. Bu aracı sağ salim bir şekilde toparladık. A'dan Z'ye frenler, işte EGR, yağ soğutucu, hepsi pırıl pırıl oldu. Bakın frenlerimiz gayet sağlık ve başarılı. Değiştirilmedik, bir parça bırakmadık çok şükür. Sadece şurayla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Bakın daha önce yapıştırmışlar. Şu parçayı da müşterimize söyleyeceğim. Çıkma alabilirse iyi olur. Ayrıyetten şuradaki hortum, bizler hortumu güncelledik ama bunlarla ilgili kendisine bilgiyi vereceğim. Bu videoyu da atacağım zaten, geldiği zaman da hatırlatır. Hem bu parçayı hem o parçayı çıkma olarak temin edebilirse iyi olur. Yağ çubuğuna kadar değişimini bizler gerçekleştirdik. Bizden bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Dediğim gibi son kısmına paylaşacağım. Paylaşamazsam tekrardan diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.